şunu söyleyeyim. Dünyada bütün yetkilerin tek bir kişiye verildiği bir ülke yok ki ayakta kalmış olsun. Yani milletvekillerini seçecek, bakanları seçecek, evet. Yargı mensuplarını seçecek, evet. Üniversite rektörlerini seçecek, bütçe hazırlayacak, kararname çıkarabilecek, bir suç işlerse, bir suç demeyeyim, hata yaparsa, bak suç da demiyorum, evet. Bir hata yaparsa ona hesap sorabilecek bir merci olmayacak. Yüce Divan var ama üyelerini kendi belirleyecek. Hayır, çünkü meclisi, bir kere meclisi seçiyor. Evet. Cumhurbaşkanı meclisi seçmiş olduğu için, kendi belirlemiş evet, olduğu için. Mekanizması çalışıyor. Mekanizma. Yani, fiilen yani. Evet. O Cumhurbaşkanı bir hata yaptığında, bir dakika arkadaş dur diyebilecek insanlar kendi seçtikleri öyle bir şey olmaz. Olsa bile en az 400'ün oyu gerekiyor. 400'ünün oyu. Çok zor. Çok evet, zor, zor teknik olarak. Evet. Diyelim ki 400'ü bir araya geldi. Cumhurbaşkanı feshediyorum sizi dediğinde feshedebiliyor evet. Meclisi. Yani 400'ü bir araya geldi dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı siz bir yanlış yaptınız. Bilerek değil, kasten yapmadınız. Ama bir iş yaptınız ki ülkeye büyük zarar verdi. O yüzden biz senin yargılanmanı istiyoruz dediklerinde aa öyle mi? Peki yarın feshediyorum meclisi dediğinde feshedebiliyor. Diyelim ki feshetmedi. Cumhurbaşkanı 400 milletvekili toplandı. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı yargıya hava etti. Yargıyı da Cumhurbaşkanı seçmiş. Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı atamış olduğu için şimdi bak bu ne anlama geliyor? Tekrar edeyim. Nedir AK bu? Partililere özellikle evet diyenlere özellikle sesleniyorum. Biz birini çok sevebiliriz. Çok saygı duyabiliriz. Çok güvenebiliriz. Çok güvenebiliriz. O kadar güveniriz ki evimizin anahtarını veririz. Evimize geldiği zaman baş köşeye oturturuz. Bütün bunlar tamam. Fakat o güvendiğimiz insan bir gün gelip bize şöyle bir şey derse, ya ben senin yatak odasının anahtarını istiyorum dediğinde, ya bir dakika deriz ya, yatak odamı ne istiyorsun ki? Yatak odamı niye istiyor? Yatak odamı veremem ben, yatak odası benim çok özel bir alanım, mahrem. Ben yatak odası, bak seni çok seviyorum, çok saygı duyuyorum, sana çok güveniyorum. Ama yatak odamın anahtarı, bu sistem bizim yatak odamızın anahtarı şu anda yatak odamızın anahtarını bir kişiye vermektir. Başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzaktır. Peki Tayyip Erdoğan görmüyor mu? Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Diyor, merak bak, hepimiz yaşarız. Hepimiz yaşadığı bir olay var. Nedir o? Bazen öyle anlar gelir ki bir aşırı korku anında, aşırı sevinç anında, aşırı öfke anında kontrolümüzü kaybederiz. Biz ona şok geçirdi deriz. O şok geçiren insanı uyarmak için ne yaparız? Sağlam bir tokat atarız. Evet. Uyansın diye. Yanlış bir şey yapmasın. Yani çok böyle ters bir şey yapacağı zaman iyi bir tokat vurarız ki kendine gel ne yapıyorsun deriz. O tokatımız ona düşmanlık değil, dostluktur. Bütün evet diyen arkadaşlara bir soru soruyorum. Bana cevap ver. Kendi kendilerine bu sorunun cevabını versinler. O da şu. Dünyada bütün yetkinin bütün iktidar alanlarının tek bir adama verildiği bir ülke var mı ki o ülke ayakta kalmış olsun? Tamam, bunun cevabını bulsunlar. Desinler ki var, filan ülke desinler. O yüzden biz de yapacağız desinler, ben diyeyim ki ben de evet veriyorum. Bir tane ülke yok ki, yani bu sistem bağımsız yargısı olmayan, bağımsız kurumları olmayan, liyakatin esas alınmadığı, hata yapanın denetlenmediği, suç işleyenin bakanın olmadığı, meclisin devre dışı bırakıldığı, meclis yok. Sizin bu baktığınız pencereden bakmıyorlar. Reis ne derse doğrudur diyor. Yani çoğu insan. Tam da o. Reise iyilik yapmak istiyorlarsa, ben dün Tayyip Bey'in çok yakınından birine söyledim. Eğer Tayyip Erdoğan'ı zerre kadar seviyorsanız, Tayyip Erdoğan'ı bu yürümüş olduğu felaketten sizin kurtarmanız gerekiyor. Çünkü eğer bütün yetkinin bir adama teslim edildiği bir ülke olduğunda, örnek ne diyorum, evet, dünyada evet, ayakta kalmıştır. Ne dedi? Buna bu yıkım olacak. Türkiye yıkılırken Tayyip Erdoğan ayakta kalamaz. Hiçbirimiz kalamayız. Ama en çok Tayyip Erdoğan zarar görür. Diğer Suriye'de olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi.
Bu Tayyip Erdoğan'a bir tuzak. Kim yapıyorsa bilmiyorum. Bir üst akıl vardır, komplo teorisi yapıyor demiyorum. Kendi de düşmüş olabilir bu şeye. Bu girdaba girmiş olabilir, çıkamıyor olabilir. Haklısın dedi, çok yakınından biri. Haklısın dedi, bir şey yapamıyoruz. Yani. Evet, etki edemiyoruz dedi. Söylüyoruz, dinlemiyor zaten. Hatta çok ilginç bir şekilde sordum. Ya bunu söylemiyor musunuz dedim. Söylüyoruz dedi. Ne diyor dedim. Bakıyor dedi sadece böyle. Cevap vermiyor mu? Hayır, cevap vermiyor. Şimdi, bunun bir başka şey daha var. İlginç ama. Çok daha. Bayağı yakınında olan biri miydi? Çok yakında. Başka bir şey daha var. Bak çok yakında dedikleri için söyleyeceğim. Şimdi. Evet. Evet diyenlerin bir konuda dikkatini çekeceğim. Ya benim yerimde olsunlar. Allah aşkına onlara sesleniyorum. Ben şu anda Tayyip Erdoğan'ın sarayda baş danışmanlığı yapan bir arkadaşımın bana gelip bunu defalarca söyledim. Evet. Sen Tayyip Erdoğan'ı çok eleştiriyorsun. Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Bilerek ülkeyi bölmeye çalışıyor diyen adam Tayyip Erdoğan. Şu anda sarayda baş danışman bu adam. O adam her gün Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını övücü tweet atıyor. Şimdi ben bu adamın gerçek fikrini biliyorum, bir de attığı tweetleri biliyorum. Evet. Benim yerimde AK Partiler olsa ne düşünürler? Buyursun bana bir şey söylesinler. Desinler ki sen komplo teorisi kuruyorsun. Ya arkadaş, bak ben bu adamı tanıyorum. Bu bir tane değil. 50 tane örnek verebilirim. Bu var ismi mı? İstesin Tayyip Erdoğan'a veririm. Gerçekten. Bak burada da söylüyorum. Bu ismi Tayyip Erdoğan, bir tek Tayyip Erdoğan'a veririm. Burada vermem. Yani çünkü ben istemem zaten kendimi. Evet. O pozisyona sokmam. Evet. Bana ne, ben ne? Ama genel olarak özel olarak istesin, size telefon açsın Erdoğan desin. Tayyip Erdoğan'ın etrafında Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki insanlar genelde böyle. O kamuoyu önünde yapmış oldukları açıklamalara itibar etmesinler. Bunlar hiçbir inanmıyorlar. Millet rol mü yapıyor? Tayyip Erdoğan, tabii ki rol yapıyorlar. Sadece kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Gerçekten Erdoğan'a kötülük yapıyorlar.